Dolunay Haftası. Evet. Ee, hepimiz yine birazcık stresliydik, <laughs> ee, biraz uykusuzduk, evet. biraz gerildik ama bitirdik. Evet. Şimdi yeni bir hafta var önümüzde. Bu hafta gökyüzü bize neler hazırlıyor? Ee, bu dolunayın ertesinde hemen güneş burç değiştiriyor, ay burç değiştiriyor. Yani e, tabii ki bugünkü dolunayın etkileri hafta geneline gene de yayılacaktır. E, örneğin uykusuzluk dedik. Hı hı. E, Oğlak Burcu'nun son derecesinde olduğu için Oğlak Burcu dizlerle alakalı olduğu için biraz dizler hı hı. bu bölgemizi kollayalım diyebileceğimiz de bir tarafı vardı. Hemen artesinde Güneş'in Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber aslında yengeç zamanını bitirip aslan hı hı. zamanına geçtiğimiz bu dönemde tabii ki Aslan Burcu'yla temsil edilen e, inatçı sıcaklar dönemine giriyoruz. Başlamış olduk. Yazın doğru. en sıcak zamanı. Yani kova Kara kışı anlatır en soğuk zamanı, aslan en sıcak zamanı anlatır. Fakat Güneş-Plüton karşıtlığından beraber giriyoruz. Ee, Plüton'la Güneş'in karşıt açıda olduğu zamanlarda bazen biraz beklenenden daha serin mi diyeyim, sert mi diyeyim, hı hı. bir iki gün yapar hı hı, ama tabii hı hı. ki arkasından e, hele sıcaklıklı. bir sonraki hafta konuşacağımız Aslan yeni ayından beraber tabii o sıcak havalar hı hı. tekrar karşımıza çıkar. Bu sıcaklık gündemi de vuracak mı? E, gündemi de tabii ki vuracaktır. Finansal anlamda da özellikle etkileyecektir. Çünkü Aslan Burcu Türkiye Astroloji para parahanesine denk düşüyor. Hı hı. E, ve Aslan Burcu'nda bazı başka gezegen hareketleri de dönemsel olarak olduğu için ekonomiyle ilgili pek tabii ki vurabilir. Hı hı. E, ama diğer taraftan Aslan sonuçta Hayatta daha neşeyle, eğlenceyle, yüksek motivasyonla ilerlemek manasına gelir. Hı hı. Yengeç daha duygusal tarafımızı anlattığı için bazen biraz melankolikleştirir. E, e, ama bugünkü Dolunay'ın biraz öyle bir tarafı olabilir. Hı hı. Fakat ben hemen diyeyim ki yarından itibaren bu hı hı. enerjimiz değişecek. Hı hı. E, ve kendimizi daha motivasyonlu, e, daha eğlenelim, güzel şeyler yapalım yönünde seçeceğiz. Dünyada olaylar bitmez. bitmez yani doğru. savaşların malum biri bitiyor biri başlıyor sürekli bir e, aksiyon var. E, doğal afetler de bir taraftan olabiliyor. Bunlar tamam dünyevi olaylar. Ama bir tarafından da biz kendimizi her zaman için bu olayların dışına atabilmeliyiz. Evet. Maddi imkanımız oranında, şartlarımız oranında kendimizi eğlendirmek diyeyim ona. Evet. Yani hayatın olumlu yönlerini de görebilmek. Çünkü Aslan Burcu neşe, eğlence... Hayata asılmak bu tarz temalarla alakalıdır. Çok bu yüzden doğru. motivasyonumuzu yükseltelim. Harika. Hep bu konuda şunu söylüyorum Öner Bey. Pasif bir kahroluşun ne dünyaya faydası var ne bize faydası var. Ha. Bize sık sorarlar ya işte bu kadar kötü habere nasıl dayanıyorsunuz? Yani kahrolmayarak aslında dayanmak zorundayız. Çünkü Mutlu. kahrolmak bir yerde daha kolay. Doğru. Ama güçlü kalmak, ayakta kalmak, bir şeyler yapmak... Karşı çıktıklarımıza karşı e, sesimizi duyurmak, birilerinin sesi olmaya çalışmak aslında insana çok daha güçlü hissettiriyor. E, pasif değiliz, e, yetkisiz değiliz. O kadar sandığımız kadar güçsüz değiliz aslında sistem karşısında. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Merkür ve Uranüs arasında bir dik açı olduğu notunu ilettiniz. Evet. Bu ne demek? Şöyle, Merkür iletişimle alakalı haberleşme, İyi. telefonlar, bilgisayarlar bunlar aynı zamanda Modern astrolojinin hı hı. özellikle dijital çağ dediğimiz bu çağda e, yapay zeka ile da daha fazla genişlettiği bir alan. Bazı zamanlar oluyor Merkür ile Uranüs arasında uyumlu açı. Biz diyoruz hı hı. ki bilgisayar almak, telefonlar almak, hı hı. bunlarla ilgili işlemler yapmak için güzel bir zaman. dedim. Ama zorlu açılar varsa tam tersini söylüyoruz. Özellikle pazartesi günü başta olmak üzere. Hı hı. Bilgisayarlara dikkat, telefonları iyi kollayalım. Hı hı. E, i̇letişimsel konularda bazı kesintiler zorlanmalar açık bir zaman dilimi hı hı. ve e, hep bu hacklenmeler dönem dönem gündeme gelen hı hı. bunlar da devreye girebilir. Yanıltılma e, malum hesaplara giriyor. Dolandırıcılık, Dolandırıcılık vesaire. ]lik. Bu türde şeylere karşı özellikle uyanık olalım. Çok ve da. elektronik alışverişi için uygun bir zamanda olmadı. En azından haftanın ilk bir iki günü Buna dikkat edelim derim. Bir de çoğunlukla artık alışverişi zaten e, pazar yerlerinden e, sanal pazar yerlerinden yaptığımız için iki taraftan aslında herhalde burada dezavantajlı değil mi? Doğru. Yani hem o sanal alışveriş yerleri zaten bu tür pozisyonlarda bu tür dikkacılarda e, zafa uğramaya açık hem de bizim bireyler olarak işte kredi kartımızın kopyalanması, yanlış bir tuşa basmamız vesaire Doğru. daha olası değil mi? Doğru. Aynı zamanda kurumları da ilgilendirir. Evet, yani evet. kurumların hacklenmesi gibi riskleri de evet. beraberinde getirir. Bazı bunlar resmi kurumlarda olabilirler. Doğru. Çünkü bugün gerçekleşen dolunay 29 derece Oğlak'taydı. Devletler, ekonomi sistemleri, yönetimle ilgili konularda kritik gelişmeleri anlatıyor bu. Arkasından bu açının da gelmesi sonuçta iletişim her şeydir, bilgi her şeydir. Şu anda bir data çağındayız aynı evet, zamanda. Evet, evet. O bilgilerin alınması, çalınması veya yanlış, çapraşık bir şekilde yayılması tabii ki problem çıkartabilir. Dolunay dediniz, hafta içi bir tweet okudum, çok hoşuma gitti. Eskiden Dolunay dendiğimde aklımıza sadece mehtap, işte romantik hmm. dakikalar veya... ...evlenme teklifleri gelirdi. Artık Dolunay'dan yine aklımıza gerginlik, uykusuzluk geliyor. Tamam. Böyle bir farkındalık oluştu artık. Evet. Astrolojinin daha ulaşılabilir hale gelmesiyle... ...insanlar eskiden romantik adettiği bazı şeylerin aslında ne anlama geldiğini de öğrendi. Bence bu da güzel bir gelişme. Yani bir tarafında o romantik etkiler bu hafta gene var... Hani güzel. o da ben özellikle Aha. gün bazında konuşacağım. Mesela pazartesi günü hı hı. Güneş ve Neptün arasındaki uyumlu açı etkili olacak. E, dolayısıyla romantizm hı hı. E, böyle ilham alarak birbirimize güzel sözler de söyleyebileceğimiz. E, yani bunlar eskide mi kaldı? Bence hayır. Hala hı hı. E, insanlar arasında bu tip diyaloglar var. Doğru. Pazartesi günü bu şekilde kullanabiliriz mesela. Harika.